Siz dışarıdan içeri görebilir misiniz? Göremezsiniz ama içeriden dışarı görürsünüz. O bizi görür, biz onu göremeyiz. Hatta cenazelerde ruh bizi görür, biz onu göremeyiz derler. O her konuştuğunuzu dinler fakat bir şey cevap veremezler derler. Yani halk arasında söylenen söz bunlar. Onun için işte Müşti Kamilimizin bizlere telkin etmiş olduğu zatının tecellisi, sıfatından, sıfatının tecellisi, fiilleriyle açığa çıkması, fiil tecellileriyle bizde kendisini gösteren Cenab-ı Hak'tır. Bu zevke sahip olduğunuz zaman biz buna ölmezden evvel ölme diyoruz. Yani fenafillah olmak diyoruz. Yani mutu kable ente mutu sırrına ermek diyoruz. Buna sahip olanlar artık letafet alemine ayak bastıkları için Cenab-ı Hak hakkında ayan beyan görürler. Çünkü ayet-i kerimede de zaten görüldüğünü söylüyor. Ne diyor? Bakara suresi 115. ayeti kerimesinde Velillahil meşruku vel mağrubu fe eyneme tüvellü fe semmâ veçullâh innallâhi vasîn alîm. Siz doğu, ister yüzünüzü doğuya çeviriniz, isterse batıya çeviriniz, Cenab-ı Allah'ın veçi oradadır diyor. Gördünüz mü? Görülmez demiyor. Ayet söylüyor. Şu halde görebilmek için bir irfaniyet istiyor. Görebilmek için bir kemalat istiyor. Zanda hayalden böylece bu görüntüyü çıkarabilirseniz kendinizde bu da zikirle ve küllü teslimiyetinizle olacaktır. Göreceksiniz ki o zaman her varlığa baktığınızda onun tecellisinden başka tecelli görmezsiniz. İşte o tecelliyi görmek onu görmek demektir. Yoksa onun zatını görecek diye düşünmeyin. Allah'ın zatı, Allah'ın mutlakiyeti senin gibi, benim gibi bir sıfattan görülmez. Madde varlığı olmasan dahi görülmez. Zaten madde varlığısın, fiziksel bir bedene sahipsin, ondan görmen zaten mümkün değil de senin varlığın yok olsa, Hakkın varıyla var olsan, vahdaniyet alemine intikal etsen, onun kendindeki olan tecellisini göreceksin. Küllü zatını veya mutlakiyetini görmen diye bir şey olamaz. Ama onun zatının ve mutlakiyetinin görüntüsü şöyle olur. Mesela bir çekirdek, şeftali çekirdeğini ben ağacın meyvelerinde görürüm. Şimdi o çekirdek orada aslı oradadır. Meyvelerin içerisindedir. Aynısıdır. Ama oradakinin küllünün aynısı mıdır? Hayır. Oradaki tecellisidir yalnız. O meyvanın içerisindeki tecellisidir. İşte insanda da kemalatıyla tecellisi görünendir. Fakat mutlakiyet ve zat yönü değildir. Tabii bu bir kabulleniştir. Şu halde böylece artık zanda, hayalde, gökyüzünde Allah aramaktan insan kendisine dönsün. Gökyüzü demekte kasıt ruhlar alemidir. Ruhullah alemidir. Vahdat alemidir. Yüksek alem demektir. Gökten kasıt budur. Bir kabulleniştir bu. Yoksa Yunus Emre bile ne demiştir? Herkes Rabbini gökte arar, ben yerde buldum demiş. Demek ki yerde de görülüyor bu. Bir ifadedir o. Yoksa bu gökte değil. Burası zaten gök müdür? Değildir. Bundan sonra ne gezeyenler var? Bize göre burası göktür. Fakat bizim üstümüzdeki gezeyenlere göre de onun biz altındayız. Sonsuz bu boşluktur. Sonsuz boşlukta gezeyenlerden ibarettir bu alem. Ondan sonra siz Cenab-ı Hakk'ı ne yaptınız? Zahir olarak artık kendinizde ve bakmış olduğunuz bütün varlıklarda görmeye başladınız. Görülür müymüş? Görülürmüş. Mısır'ın Niyazi Hazretleri de öyle diyor zaten. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pünhan imiş. Haktan ayan bir nesne yok ki onu örsün. Ondan büyük bir varlık yok onu örsün. Ama bizim cehaletimiz bizi göstermiyor. Biz henüz daha o hicaplarımızı açamadığımız için onu görmüyoruz. Zikrinize ve rabıtınıza devam ederseniz mutlaka göreceksiniz. Yani çok kardeşlerimiz var. İşte onun
artık sizdeki tecellisinin zevkine erdikten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de kendinizde görmenin artık kapısını açmışsınız demektir. Nedir o? Hazreti Muhammed'i biz nerede, nasıl göreceğiz? Siz yine zannınızda, hayalinizde Hazreti Muhammed'i bir ceset olarak 14 asır evvel yaşamış olan bir kişi olarak kabullenmişsiniz. Artık o bu alemde görevini yapmış, bu alemden ayrılmıştır. Öyle bir Muhammed, ceseden o Muhammed yoktur. Nedir? Hazreti Muhammed öldü mü? Haşa. Hazreti Muhammed ölür mü? Kamiller bile ölmüyor. Demek ki bedenen ölüm var, ruhen hiç kimseye ölüm yok. Hazreti Muhammed'in de hiç ölmesi mümkün değil zaten. Taptaze. O zaman insanda nasıl göreceğiz Muhammed'i? Bakın insanoğlu zahiriyle de batınıyla de hep Muhammed'le gayim. Ama biz bunu gözümüzü kapatmışız. Hicaplarımız olduğu için onu da görmüyoruz. Zahirinde mim, ha, dal. Muhammed yazısıyla yazmış mı Allah? Yazmış. Bunu baktığımız zaman her bir kişiye, insana baktığımız zaman Muhammed olduğunun bizde idrakı tecelli etmesi lazım. Bir. İkincisi Cenab-ı Allah ne diyor? Kemalatını Rahman sıfatlarından açığa çıkarmış. Mısır Hazret, Mısır'ın yazı Hazretleri diyor ki hakkı görmek istersen yürü insana bak. Zatını Rahman şekli insan elemiş. Demek ki Rahman sıfatı kimmiş? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfat, kemalat sıfatında aynasında görünenmiş. Allah'ın levlaka levlak lema halaktul eflak. Habibim sen olmasaydın, sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım. Demek ki Cenab-ı Allah'ın kainattaki en büyük aynası Hazreti Muhammed. Ama siz gene zanlarınızda, hayallerinizde bir ayyana tahil ediyorsunuz veyahut da bir varlık tahil ediyorsunuz. Bu kainat öylece bir aynalık yapmış gibi böyle kendi dar çerçevelerde mütalaa ediyoruz. Hayır öyle değil. Her bir Adem cemadattan da nebadattan da hayvanattan da üstündür. Onun için her bir insan Ademoğlu işte Muhammedidir. Ama biz Muhammediliğimizi bilmediğimiz için işte bu tahsili yapıyoruz. Muhammediliğimizi öğrendiğimiz zaman bizim artık bütün sıfatlarımızdan kemalatıyla tecelli Muhammediliğimiz demektir. Hem şekliyle Muhammed'i yazdı, şimdi tecellisini artık o ruh olan tecelli, ruh tecellisi gözümüzden görmek, hakkı görmekle, kulağımızdan hakkı duymakla, dilimizden hakkı konuşmakla tecellisini gösteriyor. Peki bu göz sıfatlar olmasa Cenab-ı Hak kendisini buralardan görmeyi, duymayı yapabilir miydi? Yapmaz. Onun için yarattı zaten. Ey kardeşim seni de Muhammed olarak yaratmasındaki gaye bu. Niye kendine baktığın zaman Muhammed'ini göremiyorsun? Bu kemalat sıfatlarına haiz misin, değil misin? Kendine sor. Hakikaten hak vakat yolunda doğruysan o zaman o nispette sende Muhammedilik var demektir. Demek ki Allah bizde, Muhammed de bizdeymiş. Biz ayrıca bir varlık arıyorduk. Nasıl zanda hayalde bir Allah tahayyül ettiğimiz gibi zanda hayalde de ayrı bir Muhammed tasavvur ediyorduk. Hayır. İkisi de latif. Allah latiftir. Muhammed de latiftir. Kesif olan Muhammed, fiziksel bedene ait olan Muhammed 14 asır evvel bu alemden ayrıldı zaten. Ama günümüzdeki Muhammed taptazedir. Her an demde, hem demde, her demde suratını gösterip durmaktadır. Ahlak güzelliğiyle, edep güzelliğiyle, her türlü yücelikleriyle kendisini ilan etmiştir. Camilerinizde bile eşhedenne Muhammeden Resulullah diye 5 vakit namazlarda kendisini ilan ediyor. Bütün bu ilim ve irfaniyetlerden yoksun olanların ebter olduğunu ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidenlerin ise hiçbir zaman ebter olmadığını, soyu kesilmediğini, daim olduğunu, baki olduğunu ilan ediyor. Anlayanlar anlıyor, anlamayanlar anlamıyorlar. Onun için Allah Muhammed'den senin masarında tecellisini hep görüp durmaktadır.
ilan edip durmaktadır. Peki Adem nedir? İnsan ile Adem arasında fark vardır yalnız. Buraya ayırın. Bir varlık vardır insan. Anneden babadan doğar. Aklı vardır. Onun da fikri vardır. İdrakı vardır. Belirli yaşlardan sonra çocukluk devresi, delikanlılık devresi, olgunluk devresi, dolgunluk devreleriyle yoluna devam eder. Fakat çoluğunun çocuğun rızkını elde etmek için düşünür. Aklı maaşını kullanır. Her türlü ihtiyaçlarını dünyadaki yaşantısını sağlar. Hiçbir zamanda müjde ihtiyaç hissetmez. Kendi aklıyla Allah'a ibadet eder. Kendi aklıyla namaz kılar. Kendi aklıyla bütün ibadet ve taatlarını yapar. Bu insandır. Bu yaptığı her türlü iyiliklerin, her türlü ibadet ve taatların mükafatını dünyada